Evet arkadaşlar, kokpite hoş geldiniz. Gene güzel bir havada Kahire üzerinde geziniyoruz. Bugünkü videonun konusu aslında otopilot olacak. Yani otopilot oldukça faydalı bir sistem. Hem zaten yıl olmuş 2023. Bütün uçuş boyunca stick tutacak halimiz yok ya. Yani biraz rahatlayıp gevşemek için de otopilotu kullanabiliriz. Şimdi F-18'de otopilot kontrolleri aslında UFC üzerinde. UFC'de şurada sol altta AP dediğimiz bir tuş var. Buna bastığımızda 4 farklı seçenekle karşılaşıyoruz. İlki Attitude Hold, ikincisi Heading Select, 3 Barometric Altitude, 4 ise Radar Altitude olarak kısaca özetleyebiliriz. Şimdi Attitude Hold dediğimiz şey aslında uçağın bu arada right control enter'la bilgisayardan verdiğim stick ve gaz kolu girdilerini de size göstereyim. Attitude hold dediğimiz şey uçağın onu soktuğunuz durumda kalması anlamına geliyor. Mesela şu anda atıyorum yaklaşık 17,5 derecelik bir tırmanıştaysak ve attitude hold'a basarsak dikkat ederseniz bu devreye girdiğinde kenarında hemen başında bir iki nokta çıkacak. Uçağı bu burun yukarı konumda tutmaya çalışıyor. Tabii şu anda hızım azaldığı için biraz zorlanacak. O yüzden AB'ye giriyorum hızlanmak için. Bu ne zaman faydalı olabilir? Özellikle hava yer taarruzu yaparken mesela bir Maverick'le atış yapacaksınız. Hedefe kilitlenmeye çalışıyorsunuz. Zaten her şey oynuyor. En azından uçak sabit dursun diye bir beklentiniz oluşuyor bir süre sonra. Bunu Attitude Hold'la yapabilirsiniz. Buradan çıkmak için biraz itiş verdiğimde dikkat ederseniz bir sesli uyarı ile birlikte uçak otopilot modundan çıkıyor. İkinci bir yöntem olan Heading Select aslında HSI'da anlatabileceğimiz bir şey. Şu anda şöyle bir dönüşle biraz açı alalım. 2 numaralı waypoint'e doğru gidiyor olacağım. Ve 2 numaralı waypoint bana göre 200 derece başta. Bunu yapmak için ortadaki NPCD'den nasıl daha önceki videoda course veya işte baş seçiyorsak gene heading ile ilgili bir anahtar da var. Buna bastığınızda HSI'ın sol altında hangi açıyı seçtiğiniz, etraftaki şu hareket eden şeyde seçtiğiniz açıyı görsel olarak anlamanızı sağlayan heading bug. Şimdi ben heading select'ten 201'i seçtim. Bunu 206 yapıyorum. Ve otopilottan heading select'e bastığımda uçak oraya doğru dönüyor. Tabii ben waypoint 2'ye doğru uçuyorum. Fakat şu anda onunla tam yönelmiş durumda olmadığım için heading artıyor olacak. Artsın. Ben de bunu arttırırım. 211 yapayım mesela. Belki 12 yapayım. Tam onun koşu yoluna doğru dönmüş olalım. 212 derecede waypointimiz var. Uçak da 212 dereceye döndü. Şimdi burada dikkat çekmek istediğim bir nokta şu. Biraz hızımızı arttıralım. Dikkat ederseniz HUD'da FPM'im ve pitch ladder denilen şu işaretler tam ortada değil. Yani uçağın baş olarak yöneldiği açı 212 olmakla birlikte uçağın uçtuğu açı aslında şu anda 205 gibi gözüküyor. Bu rüzgardan kaynaklanıyor. Rüzgar olan yerlerde tam olarak gitmek istediğiniz yere heading hold'la veya heading select moduyla varamayabilirsiniz. Yani ufak tefek sapmalar olabilir. Bunu bilmekte fayda var. Bu iki mod aslında dikkat ederseniz uçağın nereye gideceği ile ilgiliydi. Bir nevi özellikle heading select dediğimiz. Bir de uçağın hangi irtifadan gideceğini kontrol etmemizi sağlayan şeyler var. Bunlar da barometric altitude ve radar altitude. Barometric altitude'u açtığımızda bu heading select ile eş anda çalışabiliyor. Uçak barometreden okuduğu irtifayı korumaya çalışıyor. Bu özellikle yüksek irtifadayken 5000 feet üzerinde
çok faydalı olabilir. Çünkü orada radar altimetreyi artık kullanamıyor olacaksınız. Ve bayağı da stabilleştiriyor. Tüm bunlara ek olarak bir de gaz koluyla ilgili yapacağım kontrolleri otomatikleştirirsen. Mesela şimdi biraz gaz keseyim. 400 knot'ta uçmak istediğimi düşünelim. 400'e geldik. T'ye basıyorum. Otomatik throttle kontrolü açıyor bu. Ve HUD'da da hemen ATC ibaresi çıkıyor. Şu anda ben gaz koluna hiç dokunmuyorum. Uçak tamamen gaz açıp kapatıyor benim yerime ve 400 knot'ı sağlıyor. Peki herhangi bir heading'i nasıl gireceğiz? Şu tuşa basılı tuttuğunuzda UFC'de HSL yazısı çıkıyor. Buraya ben 298 girip Enter'a basarsam şu anda uçak 298'e dönecek. Ve zaten heading bug hemen 298'in oraya geldi. Oldukça kolay. Yani bu heading select modu bana biraz şeyi hatırlatıyor. Microsoft Flight Simulator'da işte Boeing'de hemen şöyle yukarıda şeyler vardır. Çevirerek heading girdiğiniz, tırmanış girdiğiniz biraz bana onu andırıyor. O yüzden laf aramızda çok da sevmiyorum. Oradan çıkabiliriz. Çıktığımızda uçak o yönde dönmeye devam edecek. Onu düzeltiyorum. Ve irtifa kaybedecek şekilde burun eziyoruz. Bu arada dikkat ederseniz sesli uyarı geldi. Autopilot yazısı çıkıyor ve barometric altitude hold'dan çıktı uçak. Şimdi bir de radar altitude hold'a bir bakalım. Radar altitude hold modu insana hep şeyi hatırlatıyor. Böyle düşük irtifada seyri hatırlatan bir şey. Ama lütfen bu modu yeryüzü takip radarı gibi bir navigasyon yardımıyla karıştırmayın. Bu mod ileriye bakan bir mod değil. Dolayısıyla karşınıza bir yükselti çıkarsa çakılırsınız. Şimdi radar altitude modu açıyorum. Uçak hemen irtifayı korumaya başladı. Mesela dikkat ederseniz şu anda piramide doğru gidiyoruz. Yani kaçmazsak çarparız. Ve arada sırada da böyle yükselip alçalmalar oluyor. Bu aslında üzerinden geçtiğimiz binalardan bile etkileniyor. Mesela şu anda bir binanın üzerinden geçtik ve uçak yükseldi. Şimdi tekrar alçalıyor vesaire. Böyle biraz değil. Aslında bayağı dikkatli kullanılması gereken bir mod. Radar altitude modu. Özellikle dağlık tepelik arazilerde vesaire kullanırken çok çok dikkatli olun. Çakılırsınız yani. Hani bu karşısındaki engeli fark edebilen bir mod değil. Peki bunlara ek olarak ben navigasyonumu otopilotla yapamaz mıyım gibi bir soru sorduğunuzda tabii ki yapabilirsiniz. Onun için de aslında uçağı navigasyon moduna sokmamız lazım. Hatırlarsanız bizim bir Waypoint ve Takan diye HSI'den iki tane atayabileceğimiz navigasyon var. Şu anda Waypoint 2 seçili. VYPT'yi kutu içine aldığımda ben şu anda oradan 8.7 mil uzaktayım. Ve biraz da arkamda kaldığı için uzaklaşıyorum. Dikkat ederseniz UFC'ye bir CPL yani coupled diye bir şey geldi. Bu aslında şunu söylüyor. Eğer siz coupled moda girerseniz uçağın otopilotu şunu anlıyor. Ben waypoint navigasyonu yapıyorum. Ve oraya doğru döneceğim. Oraya doğru uçacağım. Hatta bunu yaparken de radar altimetremi kullanarak irtifamı koruyacağım gibi bir moda sokmuş durumdayız. Şu anda uçak Waypoint 2'ye doğru dönüyor. Orası da şurada. Şu anda bizi oraya doğru uçuruyor. Şimdi Heading Select'ten bu yöntemin farkı bu direkt uçağın uçtuğu yönü bizim Waypoint'imizde çakıyor olacak. Bunu zaten ekrandan görebilirsiniz. FPM direkt Waypoint üzerinde fakat aslında 330 baştayız şu anda. Ama piramitler 334'te. Yani şu anda bana göre sağa doğru bir rüzgar var ve coupled otopilot onu hesaba katıyor. Waypoint'e geldik bu arada. Tekrar T'ye basıyorum ve auto throttle kontrolü alıyorum.
Bu arada uçağın ne kadar yattığını bunları yaparken ve ne şiddetle yattığını da kontrol edebilirsiniz. Bunları ayarlayabilmek için HSI'dan Data'ya gelin. Aircraft menüsünden Bank Limit, Tactical veya Navigation olarak seçebilirsiniz. Navigation biraz daha yavaş ve az yatışla dönüş sağlıyor. Tactical dediğimizde ise daha fazla yatış veriyor olacak. Gene bu ekranda Terrain Avoidance Warning sistemi açıp kapatabilirsiniz. Mesela şu anda açık. Bu bir dağ tepeye doğru gittiğinizde Betin'in bağırmasını kapatabilmeniz anlamına geliyor. Çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Hemen yanındaki Waypoint'e geldiğinizde burada da bir Overfly diye bir tuş var. Buna bastığınızda otopilot tam olarak o waypoint'in üzerinden geçmeye çalışacak. Şimdi bunu aslında daha iyi anlamak için sekansı açmak gerekiyor. Normalde otopilot şuradaki waypoint'in tam üzerinden geçmeyebilir. Onun biraz yanından, sağından, solundan dönmeyi tercih edebilir. Ama siz belirli bir görev ihtiyacı sebebiyle tam üzerinden geçmek istiyorsanız biraz önce gösterdiğim gibi datadan overfly'ı açmanız gerekiyor. Şimdi sekansı otomatik olarak ilerletecek şekilde ayarladım. Waypoint 2'ye doğru gidiyoruz. Barometrik irtifayı tut diyorum uçağa ve coupled otopilot kullan diyorum. Dikkat ederseniz sert bir şekilde yattı. Bu tactical bank limit kullanmamızla alakalı. Şu anda waypoint'e doğru dönüyor. Ve waypoint'in tam üzerinden uçacağız. Çünkü datadan overfly'ı seçtik. Şu anda tam üzerindeyiz ve döndük. Üçüncü waypoint arkamızda kaldı. O yüzden uçak dönüyor oraya doğru. Dönüşü hızlandırabiliriz. Dikkat ederseniz Tactical'da yaklaşık 60 derece kadar yatış veriyor uçağa. Ve 2G ile dönüyoruz. Şimdi waypoint 4'e doğru uçuyoruz. 19 mil gibi bir mesafe var. Fakat tabii ki buraya da ben belirli bir hattan yani belirli bir baştan yaklaşabilirim. Mesela şunu yapabilirim. Veya tam tersini yapabilirim. Şöyle 114 veya İşte 100 başla oraya yaklaş diyeceğim. Otopilot onu ayarlıyor olacak. HUD'da ilgili semboller çıktı. Şu anda dikkat ederseniz iki waypoint'i birleştiren çizgiden uzaklaşıyoruz. Aslında uçak şurada bir yerde o HUD'da oturup waypoint'i tam benim belirlediğim 100 derece baştan şey yapıyor olacak. Oturuyor olacak. Şu anda 100 dereceye oturmak için sağa dönüyor. Biraz gecikti otopilot. O yüzden bak yatışı arttırıyor. Şimdi çekiş arttırıyor falan. Iskaladı aslına bakarsanız. Çaktırmayın, kızmayın. Toparlayacaktır. Diğer tarafa doğru. Geçti. Bu arada waypoint 5'e geldi. Yani biraz ayıp etti. Bizi üzdü. Waypoint 5'e de 100 derece baştan oturmak istiyor. Bu takan navigasyonunda vesaire çok rahatlıkla ve keyifle kullanabileceğiniz bir özellik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu videolardan faydalanıyorsanız, hoşunuza gidiyorsa kanala abone olursanız sevinirim. Hatta ve hatta bununla yetinmeyip bana çay kahve ısmarlamak istiyorsanız onun için de YouTube'un süper teşekkürler fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Hepinize teşekkürler. Görüşmek üzere.